Neme lazım sultanım? Kanuni Sultan Süleyman devletine olabilecek en yüksek seviyelere çıkarır. Ama günün birinde Osmanlıları da inişe geçer, çökmeye yüz tutar mı diye zaman zaman düşünür. Birçok meselede olduğu gibi bu endişe edilecek düşüncesini süt kardeşi meşhur alim Yahya Efendi'ye açmaya karar verir. Keşfine, kerametine inandığı Yahya Efendi'ye el yazısıyla bir mektup gönderir. Sen ilahi sırlara vakıfsın. Kerem eyle de bizi aydınlat. Bir devlet hangi halde çöker? Hangi hallerde çöker? Osmanoğullarının akıbeti nasıl olur? Bir gün olur da İzmihlal uğrar mı diye özetler endişesini. Devrin kudretli sultanı muhteşem Süleyman'dan gelen bu mektubu okuyan Yahya Efendi'nin cevabı ise gayet kısadır. Neme lazım sultanım? Neme lazım be sultanım? Cevap bu. Bu kadar. Topkapı Sarayı'nda bu cevabı hayretle okuyan sultan bu söze bir mana veremez. Endişesi daha da artar. Zira Yahya Efendi gibi bir zat ciddi bir meseleye böylesine basit bir cevap vermezdi. Ve vermemeliydi. Söylenmeye başlar. Acaba bilmediğimiz bir mana mı vardır bu cevapta? Kalkar, dayanamaz, Yahya Efendi'nin Beşiktaş'taki dergahına gider. Bu sefer sitem dolu bir şekilde mektubuna cevap vermesini ister. Bizi geçiştirme, soruyu ciddiye al diyerek sorusunu tekrar sorar. Yahya Efendi duraklar. Sultanım, sizin sorunuzu ciddiye almamak kabil mi? Ben sorunuzun üzerine iyice düşündüm ve kanaatimi de açıkça arz ettim demiş. İyi ama bu cevaptan bir şey anlamadım. Sadece neme lazım be sultanım demişsiniz. Sanki beni böyle işlere karıştırma der gibi bir mana çıkarıyorum. Yahya Efendi bunun üzerine ibret dolu şu sözleri tarih gergefine nakşeder. Sultanım, bir devlette zulüm yayılsa, haksızlıklar ay yuka çıksa, işitenler de neme lazım deyip uzaklaşsalar, sonra koyunları kurtlar değil de çobanlar yese, bilenler bunu söylemeyip sussa, gizleseler, fakirlerin, muhtaçların, yoksulların, kimsesizlerin feryadı göklere çıksa da, bunu da taşlardan başkası işitmese, işte o zaman devletin sonu görünür. Böyle durumlardan sonra devletin hazinesi boşalır. Halkın itimat ve hürmeti sarsılır. Asayiş ve emniyete vesile olan itaat hissi gider. Halkta hürmet duygusu yok olur. Çöküş ve izmihlal de böylece mukadder hale gelir der. Söyleneni dinlerken ağlamaya başlayan koca sultan başını sallayarak da bunları tasdik eder. Söz bitince ikazlarının devamı için tembihte bulunur süt kardeşine. Sonra da memleketinde kendisini ikaz eden böyle bir alim olduğu için Allah'a şükrederek oradan ayrılır. Çoktan beri yollarını gözlerim, gönlümün ziyası dost sefa geldi.
ayva ile turuç, nar sefa geldim. Ayva ile turuç, nar sefa geldim. Yoksa sevdiğimin ininden misin? Yoksa hasbahçanın gününden misin? Hey, 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 hey. Güzel Muhammed, cenneti anadan dur sefa geldim. Cenneti anadan dur sefa geldim. Pir Sultan giymiş al ile yeşil, yarın sevdaları sere alışır. Çarşılar bezenmiş, al sefa geldim. Çarşılar bezenmiş, al sefa geldim.